Şöyle söyleyelim, yani cis karımı derken aslında toplumda var olan bir takım zihniyetlerin ayrımcılık üzerinden ya da nefret söylemleri üzerinden bir başka cinse karşı yürütmüş olduğu kırımın adıdır aslında. Yani yok etme. Yani bu fiziksel bir yok oluş olabilir. Bu kültürel bir yok oluş olabilir. Bu temel işte insan hakları dediğimiz işte ekonomik haklar, sosyal haklar noktasında diğer tarafın başka bir tarafa işte mevcut toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden kendisi gibi olmadığında yani asimilasyona tabi tuttuğu zaman asimile edilmediği zaman şiddetle yani fiziksel şiddet olabilir, ekonomik şiddet olabilir. Bunun üzerinden aslında bir kırımın hayata geçtiğini görmekteyiz. Cins kırımı derken aslında daha çok kadın erkek eşitsizlikleri üzerinden konuşuyoruz. Çünkü eşitsizliğin olduğu yerde şiddet kendisini gösterir ve şiddetin en son hali fiziksel yok oluştur ki bu da yani yaşam hakkının elinden almasıdır. Yaşadığımız dünya zaten erkek egemen bir dünya. Kurumlarıyla, gündelik hayatıyla, aile ilişkileri biçimleriyle baktığımızda kadınların da özgürlük ve eşitlik mücadelesini temel aldığımız zaman aslında bir çatışmanın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bir yerde biat ettirme ya da itaat altına almaya çalışan bir erkek egemen dünyası söz konusuyken diğer taraftan da kadın özgürlük mücadelesinin işte başka bir dünya mümkün derken yani kadın ve erkek eşitliğine, özgürlüğüne vurgu yapan bir mücadele de söz konusu. Cins kırımı meselesi aslında her gün işte Türkiye'de 3 kadın öldürülmekte. Bu bazı yıllarda 5 kadın olarak geçmekte. Yani sistematik anlamda her gün kadınların öldürülüyor olması ve bunun tarihsel geçmişine de baktığımızda bunun böyle sistematik anlamda sürülüyor olması ve günümüze de geldiğimizde aslında erkeklerin kadınları öldürme hakkını kendinde görmesi ve bunun cezasızlıkla sonuçlanması gibi birçok meselenin aslında cins kırımı üzerinde rol aldığını görmek lazım. Devlet bu noktada zaten tarafını belli etti. Erkek egemen zihniyeti kurumsallaştıracak noktada adımlar atacağını ve bu noktada kadınların gündemine işte İstanbul Sözleşmesi'ni askıya alma, işte aile erkil söylemleri, yine kadın üniversiteleri meselesi, yine pandemi sürecinde kadınların işte ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntılarla birlikte evlere gönderiliyor olması, işte hasta bakım hizmetlerinden tutalım yani gündelik hayatı yeniden organize etmeye çalışan bir devlet aklı var. Bunun karşısında biz kadın hareketlerini sadece kendimize güveniyoruz. Yani bu hükümetin bu şekilde iyileşeceği bir nokta yok. Daha da zorlaştıracak, daha da hayatlarımızı bizden almaya devam eden yerde duracak. Çünkü milliyetçilik üzerinden her şeyi yürütüyor. Ve ne yazık ki bugün bütün o kadınların yaşam hakkının elinden aldığı o katil erkeklerin profiline de baktığımızda kendini kurtarmaya çalıştığı alan ne? Yine milliyetçilik. Yani bu süreçte milliyetçilik ve cinsiyetçilik birlikte gittiği için kadın kırımı aslında artıyor ve cezasızlık artıyor. Yani milliyetçilik üzerinden fotoğraf verenler hiçbir şekilde dava süreçlerine dahil olmuyorlar. Hatta ifadeleri dahi alınmıyor doğru dürüst. Ve bu topluma ne olarak yansıyor? İşte erkekler kadınları öldürebilir. Ve cezasızlık nasıl olur? İşte AKP, MHP söylemiyle milliyetçilik üzerinden olur. Ve kendilerine bir yandaş erkekler grubu oluşturmuşlar. Ve bu erkekler ne yazık ki katiller. Aynı zamanda ya da tecavüzcüler. Yani toplumda var olan kadın kırımını ya da tecavüz kültürünü daha da böyle genişleten bir yerde duruyorlar. O yönüyle biz kadınlar kendi mücadelemizde hükümetten ya da devletten beklentili bir hal yok. Çünkü bu mevcut sistem bu kafa yapısıyla kendisini var etmeye çalışacak. Yaşadığı krizi de bu şekilde aşmaya çalışacak. Ve erkeklik kriziyle hayatımıza girmeye çalışacak. Ve sürekli bir kriz haliyle bazen sahada, toplumda işte bunun manifestolarıyla işte bunun basın açıklamalarını örgütlemeye çalıştığımızda da bu şiddet üzerimize gelecek. Ama biz bu yönüyle daha bir kadın ittifakıyla, kadınların birlikte güçlü olduğu gerçekliğiyle
Nasıl ki İstanbul Sözleşmesi noktasında yaptığımız mücadeleyle geri adımlar attırabiliyorsak, yine geçmişte birçok kampanyamızla kadın gündemini, aynı zamanda kadın kazanımlarını korumaya dönük bir hal alıyorsa, bugün toplumda hala biricik olarak görülen güven mekanizması nedir dediğimizde kadınların ilk aklına hala kadın hareketleri geliyorsa, bize ciddi anlamda sorumluluk düşmekte. Yoksa bu haliyle kendimizi savunamazsak cis kırımının bir parçası olarak ne yazık ki yaşamak zorunda kalacağız. Ama madem ki hayatımız bu kadar tehlike altında, madem ki bu kadar kadın kazanımları tehlike altında, işte siyasetten ekonomiye kadar kadının aklı, iradesi gasp edilmeye çalışılıyorsa, itaat altına alınmaya çalışılıyorsa, biz de kendi örgütlülüğümüzle, kendi kampanyalarımızla ve bu kampanyalarda hiçbir şekilde parçalı bir duruş sergilemeden, her birimiz neredeysek, nereden tutuyorsak bu işin içinde, nasıl mücadele içinde var oluyorsak, orada kadın sözünü, aklını hayata geçirebilmek cins kırımının da mücadelesi noktasında olmazsa olmaz olan bir şeydir. Bir örnek vereyim, o şekilde bu meseleyi biraz daha netleştirmiş oluruz. Dünyada bir faşist lider vardı, Trump diye. Ve 2016-17 sürecinde özellikle işte cins kırımında rol alabilecek söylemlerde bulunuyordu. Mesela neydi, işte kadın düşmanı söylemler, işte toplumsal cinsiyeti pekiştiren söylemler, yine aynı milliyetçi ve cinsiyetçi tavırlar, işte siyah kadınlara karşı yürütmüş olduğu kampanyalar, ayrımcılık kampanyaları. Buna karşı toplumda bir hareketlenme vardı ve özellikle kadın hareketlerinin öznesi olduğu o toplumsal hareketlerde, Black Lives Matter'da olduğu gibi, aslında Trump'ı gönderen toplumsal hareketler, kadın hareketleri, yani ayrımcılıkla mücadele eden kesimler. Bu da bizim için geçerli. Yani bugün de bizim var olan hükümetin söylemiş olduğu ayrımcılık söylemleriyle toplumda var olan erkek şiddeti birbirinden besleniyorsa eğer, hayatımızın her alanında, bunu siyasette de bu şekilde yapmak lazım, toplumsal alanlarda da işte kadın dernekleri var, işte farklı inisiyatifler var, işte mücadele alanları var. Bu noktada birlikte hareket edip aslında erkek faşizmine de dur demek gerekiyor. Bunu yapabilirsek aslında toplumda var olan o cins kırımıyla da mücadele etmiş oluruz. Hatta cins kırımına gelmeden aslında birçok meselenin de yeniden demokratikleşmesi, çözüm olması ve kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesinin bir aşamaya gelmesiyle aslında cins kırımı da engellenmiş olur.